Omurga 24 adet omur kemiğinden meydana gelir. İçerisinde omurilik adı verilen merkezi sinir sistemi yapısı yer alır. Omurganın çevresinde bulunan kaslar sırt ve belin desteklenmesini ve hareket etme işlevini yerine getirmesini sağlar. Omurilikten tüm vücuda dağılan sinirler vücudun diğer bölümleriyle beyin arasındaki iletişimden sorumludur. Omurga dört ayrı bölümde incelenir. Boyun kısmı, gövde kısmı, bel bölgesi ve kuyruk sokumunun olduğu bölgedir. Bel bölgesindeki vertebralar yukarıdan aşağıya doğru 5 adettir ve isimlendirilmesi L1'den başlayarak L5'te sonlanır. Bel fıtığı ise bel bölgesinde bulunan omurların arasında diskin yırtılarak sinirleri sıkıştırması olarak ifade edilebilir. Bu durum genellikle şiddetli bel ağrısı ve bacağa yayılan ağrının ortaya çıkmasına neden olur fıtıklaşma omurganın herhangi bir düzeyinde meydana gelebilir. Diskin fıtıklaşmasının altında yatan temel patoloji arka kısmında yer alan halka şeklindeki bağ yapısının yırtılması ve içerisindeki yapının bu açıklıktan kanal içine doğru hareket etmesidir. Bu yaşlanma ile birlikte meydana gelen bir durumdur. Bazı ani hareketler ve zorlanmalar da bel fıtığına yol açabilir. Özellikle ağır kaldırmak bel omurları üzerinde büyük bir baskı meydana getirebilir. Bu durum sonucunda fıtıklaşma oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır. Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Bel fıtığı belirtileri arasında başlıca bel, bacak ağrısı, ayaklarda uyuşma, yürümede zorluk şikayetleri yer alır. Hastalar genellikle bu belirtilerle uzmana başvurur. Hastalığın oluş mekanizmasına göre belirtiler değişiklik gösterebilir. Sıklıkla önce belde zorlayıcı bir hareket sonucu omurganın arkasında ve kıkırdak yapının önünde duran bağ dokusu yırtılır. İlk aşamada hasta sadece bel ağrısı hisseder. Bir süre sonra yırtılan bağın olduğu yerden kıkırdak doku sinirlerin olduğu kanala taşar ve sinirleri sıkıştırması sonucu ağrının bacaklara yayılması meydana gelebilir. Hastaların merak ettikleri Bel fıtığı belde niye ağrı yapmaz sorusunun nedeni budur. Sıkışan sinir uç noktasında yani gittiği yerde ağrıyı hissettirir. Aynı şekilde bacak ve ayakta uyuşma ve yanma şikayetlerine neden olur. Daha ileri aşamalarda ayaklarda güçsüzlük oluşabilir. Hasta daha ileri durumlarda Kauda Egone sendromu adı verilen bir problemin gelişmesini takiben idrar ve dışkı tutamama cinsel fonksiyonlarının yitirilmesiyle de karşılaşabilir. Diskin yırtılması sonucunda ciddi bel ağrısı da meydana gelebilir. Bel ağrısına neden olabilecek diğer durumlar arasında bu bölgedeki kas, tendon ve ligament gibi bağ doku elemanlarının zorlanması yer alır. Adele problemleriyle bel fıtığında oluşan ağrının ayrımında ağrının bacağı yayılımı ya da güç kaybı gibi diğer sinir kaynaklı belirtiler göz önüne alınır. Omurgada fıtık gelişimi sonrasında ortaya çıkabilecek belirtiler şu şekilde özetlenebilir. Genellikle vücudun bir bölgesinde hissedilen ağrı ve uyuşukluk hissi. Bacaklarda yayılan ağrı. Ağrının geceleri kötüleşmesi. Ağrının hareketlerle kötüleşmesi. Kısa mesafeli yürüyüşlerde bile ağrı ortaya çıkması. Başka bir sebeple açıklanamayan kas güçsüzlüğü. Etkilenen bölge üzerinde kaşınma, karıncalanma ve yanma gibi duyu problemlerinin oluşması. Bu belirtiler hastaların çeşitli özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu belirtilere sahip olmanız halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden yardım almanız önerilir. Bel fıtığı risk faktörleri nelerdir? Bel fıtığı çalışma hayatında iş gücü kaybına neden olan hastalıklar arasında başta gelen sağlık problemlerindendir. Bu hastalığı yaşayan kişilerin iş gücü kaybı bazen 6 aya kadar uzayabilir. Bel fıtığına yakalanma oranı bazı meslek gruplarında daha fazla görülür. Özellikle ağır yük taşıma, uzun süre otomobil kullanma ve masa başında sürekli oturma gerektiren mesleklerde bel fıtığı oranı oldukça yüksektir. Toplumun %85'i hayatının belli bir döneminde bel ağrısı yaşayabilir. Bu kişilerde görülen bel ağrısı altta yatan patolojinin hafif düzeyde olması halinde tedavi alsa da almasa da 6 haftalık kısa bir süre içerisinde kendiliğinden gerileme gösterebilir. Erkek ile kadın arasındaki hastalığa yakalanma oranı incelendiğinde erkeklerin bel fıtığına yakalanma riskinin kadınlara göre 2 kat daha yüksek olduğu görülebilir. Fakat hamilelikte özellikle aşırı kilo alınması sonucu bel omurlarındaki basınç artarak bel fıtığına yakalanma riski yükselir. Bu da göstermektedir ki şişmanlık yani obazite bel fıtığına yakalanmada önemli bir faktördür. Şişmanlarda hastalık daha yüksek oranda tespit edilir ve tedavisi de daha zor olarak gerçekleştirilir. Aynı zamanda sigara içmenin de bel fıtığına olumsuz bir etkisi olduğu kabul edilir. Bazı hastalarda bel fıtığı probleminin diğer aile bireylerini de etkilediği tespit edilebilir. Bu durumun nedeninin omurganın o bölgesinde fıtıklaşmaya yatkınlığı artırıcı etki gösteren genlerin olabileceğini düşündürür. Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? Bacaklarda oluşan ileri güç kaybı, idrar, dışkı tutamama ve cinsel fonksiyonların yitirilmesiyle karşılaşılan durumlarda acil cerrahi tedavisine başvurulur. Ameliyat güçlü ağrı kesici ilaçlara dahi cevap veremeyen hastalarda uygulanabilir. 3 hafta süreyle ilaç, istirahat ve fizik tedaviye cevap verenlerde cerrahi tedavi için tekrar değerlendirme yapılması gerekebilir. Bel fıtığı belirtileriyle sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların tercihlerine ve rahatsızlıklarının özelliklerine göre tedavi planlamasında ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi tercih edilebilir. İlaç tedavisinde hastaların ağrı kontrolünün sağlanması hedeflenir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ile başlanan tedavide gerekli durumlarda güçlü ağrı kesicilere geçilebilir. İlaç tedavisinden fayda görmeyen ya da bel fıtığının altta yatan nedeninin omurga ile ilgili operasyonla düzeltilmesi gereken mekanik problemlerin tespit edilmesi halinde hekimler tarafından bel fıtığının tedavisinde cerrahi müdahaleye başvurulabilir. Bel fıtığı tekrarlar mı? Tüm ameliyatlar kendi içerisinde bir takım risklere sahip girişimlerdir. Enfeksiyon, kanama ve sinir hasarı gibi komplikasyonlar bel fıtığı ameliyatı sonrasında karşılaşılabilecek problemler arasında yer alır. Bel fıtığının tekrarlanma oranı ise oldukça düşüktür. Bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra aynı yerden tekrarlanma oranı %2 ila 3 civarında görülür. Ama bu mutlaka tekrarlayıcı anlamına gelmez. Bu oran ameliyat sonrası öneriler dikkate alındığında çok daha düşüktür. Bel fıtığından korunmak için nelere dikkat etmek gerekir? Bel fıtığına yakalanmamak için özellikle kilo almamak gerekir. Çünkü aşırı kilo bel omurlarına basıncı artırarak bel fıtığı riskini büyük ölçüde yükseltebilir. Diğer bir sebep de hareketsiz yaşamdır. Düzenli egzersiz yapanlarda özellikle bel ve karın kasları gelişmiş kişilerde bel fıtığı hastalığına daha az rastlanılır. Çünkü vücudumuzun yükünü sadece omurga taşımaz. Karın kasları ile tüm sırt ve belde omurga boyunda uzanan kasların fonksiyonu da büyük önem taşır. Düzenli egzersiz yapmama gibi durumlarda kaslar yeterince güçlenmediği için kasların taşıması gereken vücut ağırlığı da omurga üzerine dolayısıyla disklerin üzerine binerek fıtıklaşmaya neden olabilir. Bel fıtığından korunmak için ayrıca günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun olarak hareket etmek gerekir örnek vermek gerekirse yerden bir yük kaldırırken mutlaka dizler kırılarak çökme pozisyonunda kaldırılmalıdır. Bel fıtığına yol açan benzer risk faktörlerini ortadan tamamen kaldırmak için çocukluk çağından itibaren yük nasıl kaldırılır, yerden bir şey nasıl alınır, yataktan nasıl kalkılır şeklinde eğitimler verilmesi gerekir. Ayrıca çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren düzenli bel egzersiz programı yapma alışkanlığı kazandırmakta, ileri yaşlarda bel fıtığından korunmak için etkili bir yöntem olabilir. Bel fıtığını önlemek her zaman mümkün olan bir durum değildir. Ancak yapılabilecek çeşitli uygulamalar sayesinde riskin azaltılması şöyle sağlanabilir. Ağırlık kaldırırken uygun tekniklerin kullanılması Sağlıklı düzeyde bir vücut ağırlığına sahip olmak, yürüme, oturma, ayakta durma ve uyuma sırasında ağırlıklı bir vücut postürü geliştirmek, uzun süreli oturma sonrasında esneme egzersizleri yapmak, yüksek topuklu ayakkabı kullanmamak, sırt ve bel bölgesindeki kasların güçlendirilmesi için düzenli fiziksel aktivite yapmak, tütün kullanımını sonlandırmak, düzenli beslenmek